Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاه Merhaba, günaydın canlarım benim, günaydın. Günlerimiz aydın olsun, sağlıklı, huzurlu, mutlu. Ve ne diyoruz, bereketli olsun. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz canlarım. Evet, şöyle çıkaralım. Anam bu nerede ya? Ha, şurada. Günümüze nasıl başlıyoruz? Enerji dolu başlıyoruz canlarım benim. Yüzümüzden gülücük, kalbimizden sevgi, bedenimizden sağlık olmasın, soframızdan bereket. Niye ben iki tane hiç görmemişim, çıkarmışım bunları ya. Neyse, sağlık olsun. Her günümüz neşeli geçsin canlarım benim. Keyifler nasıl kızlar? İyi mi? İnşallah iyidir. Benim keyfimi soracak olursanız. İyiyim. Heyecanlıyım. Makine çalışacak. Bunları da yapıştırayım. Onları da bir tabak yapalım. Fatmacığım, eşine ve sana acil şifalar diliyorum hayatım benim. Her zaman diyorum. Rabbim, önce sağlık, dualarımız seninle hayatım. Makine yine. Makinalarda olmasa ne yapacakmışım bilmem. Her zaman ne diyorum, dermanını veren Rabbim, derdini veren Rabbim dermanını da versin. Kahvaltımızı yapalım. Bugün dışarıda birkaç değil bayağı işlerimiz var arkadaşlar. Belginle buluşacağım.
İş güç bitmiyor nefes aldığımız sürece. Evet. Arkadaşımızın bir tanesi, dur, bir tane çıkarmıyorum. Çıkardığım bıçağı bir taraflara koyuyorum. Şöyle peynirli. Canım yumurta istedi. Bizim bir biliyorsunuz seherimiz vardı. Şimdi de bir vizyonumuz çıktı. Hayatım kafayı sıyıran belli oluyor. Kim acaba? Sen olabilir misin? Peynir az gibi ne geldi? Şöyle biraz daha. Tuzunu yerken ekeceğim. Belki peynir. İki çeşit koydum. Bak tatlarını da unuttum. Kimi tuzlu, kimi hafif tuzlu. Hemen altını kısalım. Yavaş yavaş pişsin. Kafayı sıkmış diyor da birilerinden içi. Neşelenirsin, kafa sıyırdı derler. Söylenirsin, çok agresif derler. Maalesef insanoğlu da böyle. Nanelerim bak hafif köşeyi de olsa kurulu bile. Yavaş yavaş saldı kendisini. İnsanoğlu her zaman ne diyorum namkördür. Şimdi burada kendimi görünce aklıma geldi. Bak baktım ya. Ne yaparsan yap yaranamazsın. Olmaz. Hangi şekile gireceğini şaşırıyor insan. Espri yaparsın farklı anlaşılır. Şakalaşırsın, bir şey yaparsın, kafayı sıyırmış olur. Tövbe tövbe estağfurullah. Ben de bir şey anlam veremedim. Belli oluyor kimin sıyırdığı. Baktım aklıma geldi. Dedim ya bu sabahlığı biliyorsunuz. Tuğbiş diyorum ben. Tuğba diye bir kızımız vardı. Benim büyük ihtimalle evladım yaşında. Eşi askerdi. Uzun zamandan beri hiç ben onu göremedim. Hakikaten hayatım nerelerdesin? Bunun yanında kahve de göndermişti herhalde büyük ihtimalle. Ama kendisini hiç göremedim. İnşallah kötü bir şey yoktur bir tanem. İyisindir. Öyle şey yapıyorum, umut ediyorum. İnşallah öyledir. İş yoğunluğundan olabilir. Öpüyorum yavrumu ve seni hayatım. Ama hakikaten bu geçen hafta da aklıma geldi. Bir an gene unuttum. Aklımdaydı. Uzun zamandır göremiyorum. Şimdi bir sesleneyim diye. Şöyle tenceremi gidip değdirmeden. Kayısı kıvamı oldu. Hemen yumurtamız pişsin ve soğusun. Üzerimizi değiştirelim. Belgin'le iletişime geçeyim. Bakalım ondan sonra ne yapacağız? Buyurun hep beraber afiyet olsun canlarım benim. Bir bakalım tadına tuzuna. İyi. İyi ki atmamışım. Kafama takıldı. Bu soğurken şeyi mesaj çektim telefonumda uzak. Ayrı koymuşum. Gel ayrı düşünmeyelim.
Kışın burası iyi canım. Motor burada ya, yanında ısıtıyor dayanınca. Tuğbişçiğime yazdım, gitmedi, görmedim. Kafama takıldı. Telefonu var bende. Arayarak şimdi sabah sabah şey yapmayayım dedim, yazdım. Çift çizgi de olmadı. Mavi değil, öteki türlü gitmedi. Bugün bende bir telaş, bir sıkıntı. Tatlı sıkıntı. Acaba neden? İçim içime sığmıyor. Bugün de böyleyim. Her gün değişik. İnsanın ruh hali. Tamam geliyor, guruldama. Farklı oluyor. Bugün daha farklı. Hayırlısı diyelim, hayırlısı. Acaba neden? Farklı yönlere çekmeyin. Kalkın. Arkadaşımızın bir tanesi şöyle demiş. Benim kullandığım ilaçları, kullandığım ilaç aslında çok doğru söylüyorsun hayatım. İsmini unuttum da. Songül müydü acaba? Kullandığım ilacı gösterme demiş. Benim yumak olduğundan aldım. Doktorun verdiği ilaç değil. Gerçi hepsi aynı da. Her bünyeye orada katılıyorum sana. Hepimizin çeşitli çeşitli rahatsızlıkları var. Haklısın hayatım. Kimine iyi gelir, kimine ters tepki yapabilir. Orada da katılıyorum. Yazdığın yoruma. Ama ben onu neden gösterdim? Şimdi göstermesem, arkadaşımızın biri sordu, ne işe yarıyor o dedi. Ben asla alın da kullanın demedim. Göstermesem göstermeli oluyor. Göstersem... daha farklı oluyor. Ama ben alın demedim hayatım. Ben senin yazdığın yoruma gerçekten katılıyorum. Çok doğru bir yorum yazmışsın. Söylesem mi, söylemesem mi, ne işe yaradığını söylesem mi diye düşündüm. Ama ben alıp da kullanın diye bir şey demedim. Sadece ne işe yaradığını söyledim. Tabii ki doktorlara danışmadan o tür şeyler, haklısınız, kullanılmaz. Ama sanki şimdi bir şey diyeceğim, Allah aşkına gene olmayacak, bak laf lafa açıyor. Sözüm meclisten dışarıya. Aldığımız ilaçlar da bazen yan etki yapıyor. Yani. Ama sana katılıyorum. Doğru söylüyorsun. Ya bindik bir alamete, gidiyoruz kıyamete.
Hangisi doğru, hangisi yanlış bilmiyoruz. O devirdeyiz. Hayır, bugün bayağı çarşıda işim var. Hollanda'ya selam olsun. Tüm gurbetçilerimize selam olsun. Yükselciğim öyle demiş. Ben sonuna kadar. Eminim seyrediyorsun hayatım. Çünkü sonuna kadar seyredip de seyredilmeyenler çok belli oluyor. İşte bak, benim yorumumu bile seyrettiğin oradan belli, cevap vermişsin. Ben onu seyredemeyenler için söyledim. Öpüyorum Yükselciğim seni. İçim içime sığmıyor. Ne yapacağım bilmiyorum. Yemeğimi bile çabuk çabuk yedim. Sanki arkadan kovalayan var. Her şey mi hızlı olur? Hayatıma şöyle bir dönüp baktığımda hakikaten her şeyim de hızlı. Çok çabuk gelmiş geçmiş azıcıklar gibi kadar. Evlilik desen öyle, çocuk desen öyle. Ay, onlar güzel şeyler de. İşte hayatımdan çok çabuk hep aceleci olduğum için gelip geçenler, acı noktaları da var. Acı şeyleri de var. Ne yapayım? Bu da benim kişiliğim. Böyle sıyıralım iyice. Makineyi onları yerleştireyim. Belgini bir arayayım. Kaçta buluşacağız? Nerede buluşacağız? Dışarıda, çarşıda buluşacağız. İşimiz var ya yukarıya. Aa. Mecbur kalınca çıkıyoruz da. Ne olacak? Yarım saatte, 40 dakikada. Çıkıyoruz. Ya Rabbi şükür, elhamdülillah. Allah'ım bu günlerimizi aratma. Olmayanlara da ver. İsmail denmez. Kara kuzum. O durmaz, o gelir. Nasıl yazıyor ama? O videonun çekilmeyen yerleri var. Allah'ım ya Rabbi. Önce şöyle bir yapıyor duruşuna. Gülerken gözlerin içi gülüyor ya. Şöyle bir duruyor. Kendi kendine heceliyor. Kendi kendine şöyle bir benzin. Ne yazacaksa. Fatih, Hakan, ne bileyim ben. 8-9 böyle yapıyor. Ondan sonra başlıyor yazmaya. Teyze istedi hatta zaten Ebru dedi. Belgin sen dedi bunu evde yok göstermiyorum dedi. Hani Belgin'in zaten oturup da onları gösterecek zamanı yok. Zaten Hakan'a göstermeye yapmaya kalksan ters tepki yapıyor. Kesinlikle yapmıyor. O kendi ruh halinde. Canı isterse. Ama kendi kendine o dedim ya çekim şeyinde. Artık biz de üstüne düşüp de şey yaparsak, yazmadığı için, yapmadığı için ona bakmıyormuş, onunla ilgilenmiyormuş gibi yapıyoruz. Şöyle yapıyor önce de. Hemen başlıyor yazma. Ondan sonra yazdığını yüksek sesle okuyor. Tak hemen siliyor. Ondan sonra ne yazacaksa düşünüyor, onu heceliyor. Aman dedim. Yok dedi, verdim ben göstermiyorum dedim. Ama belki kreşte desem, o gittiği özel eğitimde tabii ki
orada değil herhalde. Orada onlarla mı gösterseler de yani bu kadar çabuk, bu kadar hız. Onun da hayatı aman güzel geçsin, iyi geçsin. Benim gibi her şeyden acele. Ama okuma yazma konusunda çekmesin anneannesini. Anneannesi dedim ya, her zaman da söylüyorum videolarda da. Anneannesi yazdığımı okuyamazdı. Kargacık burgucuk gidiyordu. Kalkayım hemen elimi yüzüme. Dişleri fırçalıyorum. Ondan sonra giyinelim. Sonra belgini alayım. Aradık konuştum da bir şey sordum, mesaj çektim, onu da görmedi. Oraya da para sıkıştırmışım. Kesin şeyden iniyordum, öyle sıkıştırdım. Şu günü de atlatsak. Yok. Normal paraymış o. Ha, ben şu evet. Bu mu o? Bu da değil. Kız nereye koymuşum o parayı ben? Şu günü de bir atlatsam. Şimdi para kafama takıldı. Arkadaşım birisi demiş şey, çantanda neler var? Bir ara göstereceğim. Şu aralar yoğunum. Ha işte. Cumhuriyet 5 Türk lirası. Birini Yüksel verdiydi, birini kim verdiydi? O paralar mı sandım da? Değilmiş. Burası bozuk para dolu. Gene bunların nereye versen, ne alsan bilmem. Hemen yavaş yavaş kalkalım. Damlamı da içeyim de. Doğru şu işlerimi halledeyim. Çok telaş edeyim, çok. Yine Berlin'den erken geldim. Ya kimden kimlerden erken gelmeyeyim ki? Ooo bu sene kışlıklar leopar arkadaşlar. Bakar mısınız? Ana. ...250'den başlıyor her şey. Yapacak bir şey yok. Of telaşe memuru ben. Öf yerler temizleniyor. Belediyemiz çalışıyor. Şöyle Belgin'e doğru yürüyeyim de. Anlam gürültüye. Şimdi hızlı hızlı var ya, beni görmeden nasıl geçecek geçenki gibi. Geçen de öyle buluşalım dedik, transit geçti. Bak şimdi Belgin'i beklerken adam orada şeyleri çıkarıyordu dışarıya. Elbiseleri düzeltiyordu. Gözüme o takıldı. 200 lira diyor. 300'den aldık. 200'lük burada baktık ama modellerini tabii ki bilemiyorsun.
şu lila olan karşıdan dikkatimi çekti. Sevdiğim renk ya. Hepsi aynı modelde. $200. Şu da güzelmiş. Şeyin hepsi aynı. Aynı. Şimdi fon menajerim mi diyorlar, ne diyorlar? O görürse ne, o onları öyle yaşlı işi bilecek. Bunlar biraz öyle de aldıkların öyle değil de hayatım. Halt etmişsin sen. Bu ne tulum? Bu da incecik kürdan gibi olanlar için. Ama fiyatını görünce şey dikkatimi çekti. Neyse ben geçeyim karşıya mecburen. Karşıya geçecek geldiğimde. O surat ne bunda? Şşş, erken mi kalktın? Anneannem gene buluştuk mu? Hakan. Yine geç kaldım kızım. Aynen doğru, orası da doğru. Ne oldu, elbiseler şey olmuş mu? Aldığımda göre bakmadım ama olmuştur herhalde. Yapmıştır, yapmıştır. Hakan. İyi de fazla uzun sürmedi, hallettik işimiz. Aynen. Buyurun efendim, buyurun. İyi hadi bugün şey değilsin. Derslerimizden kalkmak için işlerimiz de gitti. Ha, evet. hava gene sıcak. Evet ya, ama böyle de terliyor. Kolundan mı üşütecek bu? Hakan kolundan değil, Hakan şuradan üşütecek. Adam gibi yürüyor. Bak yanımızda ne güzel. Erkek. Bak. Sivri çift tepeli. Ama 2-3 gün önce ne güzel serin de hayret. Evet, uzun havalar bile ya. Şişe döndük bile. Aynen. Oo, patikleri. Bunlar çok kullanışlı oluyor ya. Arkaları eziliyor değil mi? Arkası bir yanlarda yan bakıyor. Ben de çok şey istiyorum ama olmuyor. Şuna bak ne kadar fosforlu hırkadaki pembenin üstündeki renge. Evet. Evet. Ama çok güzel bu. Ne ya 300 lirayla 200 liradan aşağı hiçbir şey yok. Kazak da öyle kızım. İşte yani. Şu pembe ne kadar güzelmiş. Ooo pullu pullu. Siyah da tam spor ne güzel. Al yazlıklar düştü bak 150. Kültür festivali. Nasıl yani kültür festivali? Bütün şehir bir şey mi satıyorlar? Hayır, konserler var. Ha konser. Her şehirde vardı bu. En son şehir Antalya. Antalya'da birçok festival. Hani ben şöyle ürünlerini satanlar oluyordu ya. Konserler var. Konya altında konser var. Bugün ayın kaçı? Başladı işte.
En altına kadar mesle bulanma sanki konuşar. Hem Konya altında hem de burada. Görevlilere bak, aynı kıyafet. Aynen. Neydi bu halk oyunu ya? Çok ne güzel duruyorlar değil mi? Yaşandı. Ha evet, ay ne güzel şey. Ay logosundan şey yaptım ya. Ay ne seyretmek isterim şimdi. Hava bak ısındı, görüyor musun? Hanımlar nasıl? Paşa da yoruldum diye kuruldu. Kara kuzu. Aha başladı. Evet, sinyal veriyor. Yoldayız, hiç önemli değil. İstediğin kadar ver. Bu sefer buraya kurmuşlar sahneyi. Sahne buradaydı, buraya aldı. Evet. Ay ne uğraş iş bunlara. E bırak orada dursun. Var böyle bildikleri. Bak Kültür Yolu Festivali. Çıkarsın arkası. Evet. Son durak Antalya. Bütün şehirleri dolaştırıyor. Bayağı bir şey. Denize yapalım. Neden son durak Antalya yapıyorlar acaba? Antalya'nın en yaşanılacak şeyi mevsimi. Yazın yapılsa kimse gelmez. Doğru. Karşıya geçelim mi? Karşıda mı işimiz? Ha şuradan şöyle geçeceğiz. Tamam. Okey hadi. Bak geliyor geliyor. Koşa koşa. Ay. Geliyor. Gördün mü? Ay niye kalktı böyle? Bak ne kadar çabuk. Şimdi içine enerji dolu. Çok enerjik o. Ay, abone olmayı unutmayınız. Nasılsın hayatım? Okey. Ya, seni gördüm. Daha iyi oldu. Hello. Vallahi gelin Antalya'ya, Fayza ablayı canlı canlı görün. Ay ay çok heyecanlı. Ne çabuk kimin aşkı? Çabuk kimin? Ben şeyimdir. Bana kimse yetişemez. Bir nasılsın oradan hayatım? İyiyim Fayza ablacığım. Vallahi say say hepsi de mal. Eşim orada oturuyor. Dedim biz geliyoruz dedim. Hadi. Ay canımsın ya. Hadi efendim. Alayım canım. Gözün orada kalmış. Beni biraz filtren de şöyle zayıf çıkayım biraz. Gel. Ay Fayza abla nasılsın, iyi misin? İyiyim hayatım. Senin şu kızmalarına ölüyorum bitiyorum. Daha çok yemek ye. Yiyeyim mi? Daha çok kız yemek alırsan ye kilo. Önünde. Kameranın önünde daha çok yemek tamam. Ye. Hiç kimseyi dinleme, boş ver. Ya elinle yiyorum diye kızıyorlar bana. Yok, elle yenir. Değil mi? Olur. Yani. Olur. Bandıra bandıra. Eşim. Ay, pardon. Memnun oldum Mustafa. Ben de memnun oldum. Ben Faize. Ben hiçbir zaman, ben köyde büyüdüm 10 yaşına kadar. Ninelerimin, dedelerimin yanında. Yani. Yokluğu da gördük. Şeyi de gördük. Ben hep videolarımda zaten ne diyorum, ben geçmişini unutmayacaksın. Geçmişini unutan geleceğini kuramaz. Hayır, evet doğru. Fayza ablacığım. Aynen, ben her zaman diyorum geçmişini nereden geldiğini unutmayacaksın. Bazıları bana diyor ki geçmiş geçmişte kaldı, ben geçmişini unutursan geleceği nasıl göreceğiz? Sen de çok zamanında çekmişsin. Ben sana ne diyorum? Bundan sonra ye iç gez. Boş ver. Kim ne derse desin. Duyuyor musunuz beni YouTuber'lar, bakanlar? İstediğin gibi gez toz. Hiç kimseye karşı. Ben anneme babama da diyorum, biliyor musun? Ben biraz şey konuşuyorum. Ben Sivaslıyım. Böyle biraz selam. derim ki anne derim. Bu zamana kadar bizi büyütmüşsünüz. Evlendirmişsiniz. 4 tane çocuğu var. Hangi birinin sizi var yanınızda? Hmm. Hangi birisi var? Yani için keyfinize bakın diyor. Kaynama kayınbağma da diyor. Aynısını. 26 senelik evliyim ben. Yani şimdi benim 2 tane çocuğum var. Yolda gelirken konuştuk. Evet. Soracaktım, yaşını sormak istemedim. Hiç göstermiyorsun. 45 yaşındayım. Bak o kadar çocuğun olduğunu hiç göstermiyorsun. Ay sağ ol. Allah'a göstermiyorsun. Avusturya telefonumu alsaydın. Bu benim Türkiye'deki kullandığım telefon. Avusturya telefonumu otelin odasına bıraktım. Çünkü dışarıda çok yakıyor. Aynen doğru. Beylana bağlıyorum. Ama benim oğlanların resmini gösterebilirim sana. Göster bakayım. İki tane oğlum var, Allah bağışlasın. Allah bağışlasın ya. Allah'ın İyi insanlarla karşılaştırsın. Benim tatlım canım Allah. Hakan şu ayak. Ay nerede ya? Ay ha, bu şeydeydi, yürüyüş vardı da biz de beyimle oturuyorduk. Nerede benim oğluşlarım?
acele etme, bulursun. Kaç günden beri buradasınız? Biz yarın uçuyoruz. Hayır, kaç gündür buradaydınız? Salı günü ayın 29'unda geldik, 29 Ekim'inde. Ama dur şeyden göster, bu benim küçük oğlum. Sivas'a giderken araba kiralıyoruz biz Hayz abla. Ama ben de arabayla gelmem dedim. Tövbe billah arabayla gelmem dedim. Rezillik mi? Tam rezillik. Annem babam bunlar. Aa benim oğlanlar bak. Evde şey oynuyorlar bak. Avusturya'da. Şu benim büyüğüm. Şey oynuyorlar birbirleriyle. Ben çocuğumdan çocuk olurum. Yaşlıyla yaşlı olurum. Ama zamanında çektik bile. Hepimiz çektik. Herkesin farklı sıkıntısı var yani. Aynen hepimizin öyle. Hepimizin değişik sıkıntıları var. Bu benim var. Avusturya'daki evim. Bu benim büromdaki çiçeklerim. Ofisim bu benim. Aşağısı evet. Yukarısı da var. Böyle çiçekleri ben kendim yaparım. Aynen çok güzel. Oğlum o pantolonu çekmişsin. Bu benim Avusturya telefonu. Bu da benim araba. Dayısını görmüştü de kadın. Vallahi o kadar mutlu oldum ki ya. Ay ben de bu çok. Bu da benim yeğenler. Eltimin çocukları. Ama şunun tatlılığına bakar mısın? Bursalı. Aa Yalova'lı. Bursa Yalova. Biz bu sene de gittik Bursa Yalova'ya. Eymen Asaf Asel. Evet Eymen Asaf Asel selam öpüyorum. Bu da ama benim küçük oğlum. Büyük oğlum. Bu da Amasra'ya Bartın. Bak sana bir tatil yeri söyleyebilirim. Neresi biliyor musun? Hem sakin Amasra, Bartın. Paşa abi bilir. Bilir. Zonguldak'a fazla uzak değil. Bir saat falan. Belgin çok güzel. Tatil mi yapmak istiyorsun oraya? Ne kalabalık ne bir şey. Böyle bir ada. Adanın etrafında dolanıyorsun gezi. Ama çok da sakin. Herkes birbirini tanıyor böyle. Hayten ben. Çok böyle yemekleri olsun, şeyi olsun yani. Çok güzel. Aha. Bu benim eltim işte Yalovalı. Bursalı kaynak. Büyük oğlum da bu. İman, ahlak versin, sevgi, saygı amin. Versin evlatlarımızın içine. Amin, amin. En fazla istediğim o Fayza abla. Önemli olan o hayatım. Evlatlarımız büyüğünü bilsin, küçüğünü bilsin. Bir de ahlak, iman versin. Çok önemli. Çok önemli. Evet. Bana sürpriz yapmış. Evet, sürpriz yaptım. Dedim belgine sakın söyleme. Ay hoş geldim ya. Ay saçmalama aşk olsun. Ay, bak bu o kadar ani oldu Hayza ki. Abla. Bizim Belgin'le çarşıda işimiz var. Benim senden haberim yoktu yani. Olsa benim de elim boş geldi. Elim boş geldi. Ya ay, aşk hatta olsun. Hatta Hakan'a bile ne şey yapacaktım ben. Ama kargoyla. Ben sana paket paket yazarım Belgin. Bir adres yolla bana Avusturya hattıma. Ona göre şey yapayım. Ebru'ya da çok çok selam söyle. Aleyküm selam. Aleyküm selam. İyi Allah izniyle. Niye gelmedi bizim şey? Geri çocuk burada tek herhalde. Herhalde. Dün de tekti ya bu çocuk. Hiç şişmanım deme. Yok şeyde çok gösteriyor. Herkes diyor normalde böyle gören öyle diyor. Ekranda aşırı gösteriyorum da diyor. Seni görünce o kadar da değilsin diyor. Ay vallahi manken gibisin. duyun. Belge vallahi Fayza abla da öyle sen de öyle. Nihal abla da öyle. Siz ne diyeti yapıyorsunuz? Hiç de kız beni görüyor hep yiyorum ya. Vallahi Fayza abla yiyince bana da bir iştah geliyor mutfakta. Ama güzel yapıyorsun. Hele o şey milföy hamurundan tost yapıyorsun ya Fayza abla. Avusturya'da bir milföy hamuru bulamadım. Avusturya'da bir milföy yok mu? Var, Türk yerleri var da belirli bir yerlerde var milföy. Alman yerlerinden de almak istemiyorum. Orası biraz şey oluyor. Karışık oluyor. Onu da ben istemiyorum. Geçen gün dedim canım çekti dur dedim. Fayza abla tost yaptı ben de ondan yapayım dedim. Ben Almanya'ya 2 dakikayım. İsviçre'ye 15 dakikayım. Neredesin sen? Avusturya Lofau'dayım. Bregenz. Österreich geçiyor bizimkisi. Österreich'teyim. Şimdi eşime dedim bir dahakine Antalya'ya ne zaman gidiyoruz dedim. Dur hele dedim. Senin o zaman ayağının biri burada hayatım o zaman iş yeri bir şey diyordun yolda gelirken. Biz iş yerini, bizim iş yerimiz var. Araba üzerine, satış üzerine, tamir işte, sigorta işleri. Eşim onu yürütüyor, şef kendisi. Ben şefin olarak geçiyorum yani. İş yerini, yani kendi elemanlarımız var. 10 kişiyiz. İşte şube falan dedi sanki şube, burada. Evet. Ondan sonra onların bu hani Almanlar böyle bahşiş verirler Fayza abla. Bahşişi
biz kendimiz almıyoruz eşimle. Onu bir kasaya koyuyoruz. Yani çalışanlara, işçilere falan veriyorlar ya. Ben de dedim ki eşime, bu dedim herkesin hakkı. Doğru. Senede bir kere dedim ya da iki senede bir kere dedim, gel dedim 4-5 gün tatil yaparım işçilerle dedim. Uçak bileti, işte ay, otel, güzel. Her şeyi içinde. Ne güzel. Geçen sene onları İstanbul'a götürdüm. Camilere ay, götürdüm. Güzel. Ayse ay, sene bereket, ne güzel şey yapmışsın. Sağ ol Fayza abacığım. Ben şey dedim ki Belgin'e, ben pint insanı sevmem. Cimri insandan da ne tatile giderim, aynen, ne bir şey yerim dedim. Ama hiç, ne güzel hiç, sevindirmişsin onları ya. Fayza abla, elimde işte gelirken hazırlığım yoktu. Görüşeceğim mi, görüşemeyeceğim mi diye haberim yoktu. Sevda'nın oradan dedim. Hem Sevda'ya katkım olur dedim. Hem dedim oradan biraz bir şeyle ufak tefek dedim, alayım dedim. Ay Belgin yok sağ ol, almış şey kadar oldum. Ben severim, yani vermeyi yok, severim. Ne verirsem eline o gelir beni iner. Şimdi Belgin gitti, kahve mi Belgin? Telefonla konuşuyor. Telefonla konuşuyor. Nihal ablayla Belgin beni gördü. Hayatım bir 5 dakika sonra. Ama şey, bir su getirebilirsin. Normal su getirebilirsin Fayza abla. Nihal ablayla Belgin dedi, senin enerjini öndük dedi. Sevda da öyle demiş be. Enerjisi. Yani. Ama benim işim orada çok. Bak var ya, size var ya, ben şeyde yazamıyorum. Fayız abla zamanım yorum olmaz. Yorum yazamıyorum. Ben var ya, seni ilk gördüğümde ben kolay kolay videolarımda da söylüyorum. Yıldızım Barışmaz değil mi? Benim gibi aynı. Seni gördüm hemen. İnan bana hemen. Aynen. Hani eğer Yıldızım Barışmadım böyle uzak dururum. Aynen. Çekerim. Aynen. Aynen. Geldi gitti annem de dedik. Bu elbiseleri yeni aldım. Sen... Bu çok güzel yakışıyor. Ha, evet. Gördüm, bir de şeyli var, pomponlu var. Puantiyeli. Puantiyeli değil mi? Ha, sabah onu giyecektim, vazgeçtim, bunu giydim. Ama çok güzel yakışıyor. Ha, nasıl olsa su getiriyor. Ne istiyorsun canım? Koştur koştur evimize geldik canlarım. Elbiselerim de olmuş. Hiç bu eteklerine dikkat etmemişim de. Yalnız yakasını güzel yapmış. Şimdi hemen bir 15 dakikada çevirip yıkayacağım ben onu. Şuraya gördüğünüz gibi düşme. Küçük bir parça koymuş. Ne yaşlı işi. Bu da ellerine sağlık. Hemen bir atayım şeye, makineye tozu muzu gitsin. 15 dakika onları bir çevireyim. Gördüğünüz gibi bakayım ki şey yapmayayım. Şaşırmayayım. Belginleri orada bıraktım. Yeliz falan, ay çok tatlısın hayatım. Avusturya'ya da selam olsun. Dediğim gibi videoda da sürpriz yaptık. Ona Belgin görüşecekti. Dedim söyleme. Telefonla konuştu onlar. Biz oturduk bir yerde, kahve içtik. Belgin'le işlerimizi hallettikten sonra. Dedim söyleme. Seni çok görmek istiyor anne demişti. Herhalde görüşmüş onlar. Ben direkt, kanım kaynadı, kaynamadı. Çok tatlısın, yavrularıyla da görüntülü konuştuk. Aslan gibi iki tane yavrusu var. Rabbim bütün çocuklarımızı iyi insanlarla karşılaştır. Düzgün insanlarla karşılaştır. Herkesin evlatlarını annelerine bağışlasın. Dualarımız, evladıyla hangisinin olduğunu bilmiyorum, sınava girecekmiş herhalde. Rabbim zihin açıklığı versin. Başarılar diliyorum buradan ona. Seni de çok çok öpüyorum Yeliz'cim. İnşallah tekrar Türkiye'ye geldiğinde önceden geliyorum diye haber vereceksin. Bu olmadı. Her günümüzü beraber geçiririz. Eşini gönderdi. Eşine de selam bu arada. Ay canım kıyamam ya. Çantasından çıkardı şunu bana. Kesene bereket Allah'ım, hayatım, kesene bereket. Bu dediği gibi çok mantıklı, kıyamam. Hemen diyor şöyle yap diyor, Fayza abla diyor, çantana at diyor, buna kaç kilo koyarsan koy taşır diyor. Hakikaten de hiç yer kaplamıyor dediği doğru, mantıklı. Şöyle bir yanında, ay kıyamam sana ya. Allah tuttuğunu altın etsin hayatım, ne diyelim. İnan bana gerçek değil. Sen de zaten şey gerçek değil sapıttım. Gerçek, hiç bende yalan falan yok. Gerçekten sana çok kanım kaynadı. Tekrar görüşmek isterim seninle canım benim.
Evet, ne yapalım? Kaçalım, gidelim. Onlar daha oturacak orada. Kim birisi gelecekti. Ben de tanıyorum dedi, dili ucumda. Belgin aradı orada. Hatta biz sipariş vereceğimiz zaman telefonla konuşuyordu. Belki onlar gece kadar duracaklar. Benim çünkü evde işlerim vardı. Onun için dedim ben kalkayım. Kalktık, ayrıldık. Gönül isterdi daha uzun oturalım ama sohbetimiz çok güzeldi çünkü. Kamera arkasında da harika bir sohbet. Dobra dobra benim gibi. Çok severim öyle insanları. Seni tekrar öpüyorum Yeliz'ciğim. Bu arada Avusturya'ya da selam olsun. Ne yapalım? Kaçalım, gidelim. Güzel bir günümüzün, güzel bir videomuzun sonuna daha geldik canlarım benim. İnşallah her zamanki gibi severek ve beğenerek izlediğimiz bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.